Sevgili Avrupalı Türkler, hepinize kucak dolusu sevgi, saygı ve selamlar. Bugün günlerden cumartesi, 12 Aralık. Sizlere söylediğim gibi, önceden de söylemiştim. Demiştim ki doğru bilgileri, gerçek bilgileri sadece bizden alabilirsiniz. Yanlış bilgiler her yerde var. Kirli bilgiler her yerde var. Size bu konudan rant elde etmek isteyenler var, 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 var. Herkes var yani. O yüzden de hep söyledim, yetkililerle ulaşabilen, görüşebilen, onlara bizim durumumuzu anlatabilen, sesimizi onlara duyurabilen biz varız. Ve size hep doğruları anlatacağız. Yanlış bilgiler vermeyeceğiz. Yani her ne kadar gerçekler acı ihsan ederler ya, acı gerçektir, gerçekler acıdır. Bizde ne kadar acı olursa olsun size bu doğruları anlatacağız dedim. Anlatmaya da devam ediyoruz. Hatta yetkililerle görüşüyoruz. Bizler görüşüyoruz sadece dedik. Biz, işte Mehtap Hanım, ben bu konuyla ilgili hem ana haberlere hem de kendi programlarımıza hem de YouTube kanalımız aracılığıyla sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Doğru bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. YTB nedir diye merak edenler varsa söyleyeyim. Yurt dışı Dış Türkler Başkanlığı, Akraba ve Dış Türkler Başkanlığı, yani bizim Avrupalı Türkleri ve yurt dışında yaşayan Türkleri ilgilendiren önemli bir kurum, önemli bir kuruluş, vatandaşlarımıza bilgi veren, bilgi aktaran, bizlerle alakalı mevzuları bizlere efendim ulaştıran ve çözüm yolları arayan bir kurum. İşte bu kurumun çok değerli bir yetkilisi, hukuk danışmanını geçen akşam programımıza konuk ettik, konuk aldık. Dedik ki bakın biz sizlere söylüyoruz, anlatıyoruz. Bunları paylaşıyoruz. Kimlerle paylaşıyoruz? Yetkili ağızlardan paylaşıyoruz. Oraya çıkıp YouTube'da efendim sizlere programlar yapanlar, bu video yayınlayanlarla değil arkadaşlar. Doğru bilgilerle yola çıkarsanız başınız fazla sıkıntıya uğramaz, fazla sıkıntı çekmezsiniz. Ama yanlış insanlarla, yanlış bilgilerle yola çıkarsanız gerçekten sıkıntı yaşarsınız. Zaten sıkıntı içerisindesiniz. Zaten geceleri belki uykularınız kaçıyor, uyuyamıyorsunuz, psikolojiniz bozulmuş. Bunları ben hissediyorum, biliyorum. İyi yayınlar, teşekkürler. Sayın Şen, Sayın Uslu, çok teşekkür ederim. Aleyküm selam. Efendim, bu mevzularla ilgili şimdi konuşacağım ama bu korona meselesiyle ilgili de birkaç bir şey söyleyeyim isterseniz. Bakın. Bu aşı çıktı biliyorsunuz, 3-4 tane aşı var piyasada. İşte Çin'de bir aşı var, Amerika'da var, Almanya'da var, efendim Rusya'da var, var, var. Aşıların yapılıp yapılmaması konusunda bir sürü spekülasyonlar var. İngiltere başladı, Avusturya bitirmek üzere ayın 13'ünde aşıları tamamlayacak. Yani aşının içerisinde yok şu var, yok bu var, yok ben yaptırmam ettirmem demek fayda sağlamıyor. Sonuçta insanlar bu hastalıktan, bu mikroptan ölüyorlar. Çevremizdekiler, kendimiz de görüyoruz, biliyoruz. O yüzden fazla bir spekülasyon yapılmasına da gerek yok. Yok aşının içerisinde çip var, yok mip var falan filan. Yani bunlar ya olsa bile başka şansın yok. Yani sonuçta ya aşı vurularak kendini sözde sağlama alacaksın ya da vurulmayarak rizikoyu göze alarak ya herru ya merru diyeceksin. Yani sonuçta bu. O yüzden de tedbirler ülkeler almaya devam ediyor. Dün Kuzey Renvesfalya eyaleti, Almanya'nın Türklerin en çok yaşadığı, 1 milyon Türk'ün yaşadığı bir eyalet. Burada Sayın Başbakan, Eyalet Başbakanı Armin Laschet dedi ki 10 Ocağı kadar bütün her yer kapansın, kapatılsın. Bu benim için bir öneri dedi. Yani temel gıda maddelerinin haricindeki her yer, AVM'ler, şunlar bunlar kapatılsın. Bunu Almanya genelinde yapalım diye çağrıda bulundu. Bavyera zaten yapıyor. Yani insanlar gerçekten bunu nasıl atlatırız onun peşindeler. O yüzden de bazı efendim önlemler almaya devam ediyorlar. Korona ile ilgili haberler, ana haberler de veriyorum. Sizlerle paylaşıyorum her gün zaten. Korona ile, Avrupa gündemiyle. Oradan takip edin derim. Doğru bilgiler efendim profesyonelce hazırlanmış haberler orada var. Amatör ligde oynamayın. Profesyonel ligde oynayın. Bilgileriniz de profesyonel olsun. Kendiniz de profesyonelce hareket edin.
Şimdi Türkiye'de bu paylaşımı niye ertelemiyor? Anlaşılır gibi değil. Hiçbir kaybı olmazdı pandemi sebebiyle ama şimdi çok büyük kaybı olacak. Çok anlamsız demiş Yasmin Zen. Fransa'dan selamlar abi. Aleyküm selam Sayın Çörekçi. İsmail Uslu hepimize. Arkadaşlar aleyküm selam. İsmini farklı harflerle yazan arkadaşım. O alfabeyi bilmediğim için ismini okuyamıyorum. Kusura bakma. R, J, H, H, G, G. Neyse o ismi okuyorum. Şimdi gelelim bizim mevzumuza arkadaşlar. Bizim mevzumuz çok önemli. Otomatik bilgi paylaşımı. Bu konuda ben yetkililerle devamlı görüşüyorum. Bizim derdimiz, sıkıntımız şu. Bizim vatandaşlarımız Avrupa'da yaşayan, yani sizler hukuki yollarla bu iş olacak. Yani bu işin kaçarı yok. Yani otomatik bilgi paylaşımı veya veri alışverişi dediğimiz o olay mutlaka olacak. Olacak yani kaçarımız yok. Bu sene olmazsa seneye olacak. Seneye olmazsa öbür sene olacak. Şimdi bu 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasından sonra ortaya yani yürürlüğe giren bu anlaşmada vatandaşlarımız nasıl olur da kendilerini hukuki yollarla efendim korurlar en az zararla. Ali Uygun kardeşim bu işi bir geç. Hala neyin peşindesiniz anlamadım. Benim kadar güvenmeyin. Yani biz bakın arkadaş adama anlatıyorum. Engeller diyor. Ya yurt dışı Dışişleri Başkanlığı hukuk danışmanı şu anda arkamda hatta bak tesadüfen televizyonda yayında. Yine benim program yayında. Yani bu işin olacağını her şeye rağmen yapılacağını söylüyor. Sen hala engeller diyorsun. Engelleme yok. Öyle bir durum yok ya. Bu iş verilecek. Niye anlamıyorsunuz? Neyin kafasını yaşıyorsunuz arkadaşlar? Bu uluslararası bir anlaşma. Vermeyecek olan insan imzalar mı? İmzayı atan Sayın Cumhurbaşkanımız. Ki atmak zorundaydı. Ve attı. Mecbur atacak. Ya kara listeye girecek ya gri listeye. Türkiye kara listeye, gri listeye girerse Türkiye ekonomisi biter. Uluslararası ticaret yapamazsın. Efendim bu Türkiye'nin değerlendirmesini yapan şirketler seni daha o değerlendirmenin içerisine almaz. Hangi kafayı yaşıyorsunuz? Bizim derdimiz verilip verilmemesi veya Cumhurbaşkanımızın bunu ertelemesi değil. Öyle bir şansımız yok. Sadece zaman kazanalım savaşı içerisindeyiz ya. Diyoruz ki yetkililerle görüşüyoruz diyoruz. Bizden iyi mi görüşüyorsun arkadaşım? Bizden iyi mi? Adam işte yayında arkada görüyorsun. Yetkili anlatıyor. Söylüyor. Vereceğiz diyor. Sen hala vermez diyorsun. Ya verecek vermeyecek olan adam imza atar mı ya? Atmak zorunda. Ama bizim derdimiz insanlar tedbirlerini alsınlar. Tedbirlerini alsınlar. Tedbirlerini almak için de zamana ihtiyaçları var. Bu zamanı tanısınlar. Bunun uğraşı içerisindeyiz. Biz vermesin, ben vermesin diye bir öyle bir şansımız yok. Vermesin diye. Sayın Cumhurbaşkanımız vermez. Yok öyle bir dünya yok yani. Yok. Verecek. Verecek ya. Verecek. Bu mütekabiliyet esasına dayalı bir mevzu. Sadece bizimle alakalı değil. Biz veriyorsak onlar da bize verecek. Yani niye insanlara böyle şeyler söylüyorsunuz? Bırakın insanlar tedbirini alsın. Bu sözler insanların tedbirlerini almalarına engel. Vermeyecek. Nereden biliyorsun Ali Bey kardeşim? Vermeyeceğini nereden biliyorsun? Ya imza attı ya. Attı ya imza. Söyleyen adam YTB'nin hukuk danışmanı. Yurtdışı Dışişleri Başkanlığından. O 2018'inde imzasını attı. Yürürlüğe girdi diyoruz. Sen hala vermeyecek diyorsun. Neye göre vermeyecek diyorsun? Bizim kadar daha mı onlara yakınsın? Zaman kazanma açısını zaten bastırıyoruz arkadaş. Biz onun için bu programları yapıyoruz. Onun için bu insanları buraya davet ediyoruz. Kanalımıza davet ediyoruz. Programımıza davet ediyoruz. İnsanlar rahatlasın. Bu işi erteleyelim. En azından bir sene. Hala her sene bak. 2018'den beri erteleniyor bu iş. Ama insanların bilgisi yoktu. Biz söylediğimiz halde yoktu. Ama biz diyoruz ki bu iş ertelensin. Ama yapmayın ya. Vermez. Verecek abi.
Yok öyle bir dünya. Vermek zorunda. Ya biz konuşuyoruz diyorum, siz oradan beri hakem kesiyorsunuz. Ya ben alıyorum adamları. Efendim CHP milletvekilini alıyoruz. Bizim Zafer Sırakaya'yı alıyoruz. Eski milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu alıyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Türkiye'deki meclisteki insanların haberi yok. Utku Çakıroğlu orada konuşmasa, Çakır Özer mecliste konuşmasa onların da haberi yok. Arkadaş yapmayın böyle ya. Boşu boşuna böyle efendim yok vermez etmezleri konuşmayın abim. Ben de biliyorum kaybeder, kaybetmesin derdindeyim zaten. Türkiye'den çıkmasın paralarımız. Yazıktır, günahtır, ülkemizin ekonomisi sıkıntıya girer. Biz de onu söylüyoruz. Derdimiz o, vermemesin. Onun için de bir takım önlemler alınsın. Ha şunu söyleyeyim, büyük bir ihtimalle bu baskılar yaptığımız bu yayınlarla birlikte inşallah seneye verilmeyecek. Verilmemesi de lazım. O yüzden ben bu insanları programa alıyorum. Bu keyfimi almıyorum yani. Yani vermez denen bir şey var mı arkadaş ya? Uluslararası bir anlaşmaya imza atmışsın. Yok öyle bir şey. Yerler adamı. Gibi bun arkadaş, benim kadar yakın mısınız ya? Yani bu yetkililere benim kadar yakın mısınız? Benim kadar görüşebiliyor musunuz? Değil. Biz bildiğimiz var, konuşuyoruz. Ama siz başkalarının sözlerine inanırsa ya vermeyecek. Ya nasıl vermez arkadaş? Verecek. Vermek zorunda. Yasal olarak. Uluslararası bir anlaşma bu ya. Türkiye kaybeder. Evet. Çok şey kaybeder. Hem bizi kaybeder. Hem Türkiye'deki yatırımlarımızı, birim kelimelerimizi kaybeder. Ülke ekonomisi müthiş derecede zarar görür. Bu anlaşma yapılırken 6 milyon Türk, 6,5 ya da 7 milyon Türk göz önünde bulundurulmamış idi. Yani bir uluslararası bir anlaşmaydı. Hadi imzalar atıldı. İmzalar atıldıktan sonra bu insanlara bilgiler verilmeliydi. Önlemlerinizi alın demeliydi. Yetkililer, temsilciler, o kurumlar söylemeliydi. Bunu biz yaptık sadece. Onlar da yapmadı. Şimdi ortaya herkes çıkıyor. Efendim bu işten hakem kesmeye çalışıyor. Ve bizim vatandaşlarımız da bu insanların söylediklerine kanıyor. Ona göre hareket ediyor. Arkadaşlar bakın bu işin şakası yok. Hukuk kuralları içerisinde önlemlerinizi almak zorundasınız. Biz seneye de bu işin uzatılması taraftarıyız. O yüzden de bu programları, bu yayınları o yüzden yapıyoruz. Sizler üzülmeyesiniz diye. Sizin damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Sizin içerisinde, içinizde yaşayan insanlar sizin dertlerinizi bilir. Türkiye'den buraya hakem kesenler değil. Ama bizim içimizden gidenler de var. Onlar da zaten bir şey yapmıyorlar. Demek ki yanlışları gitmiş oraya. Yanlış göndermişiz. Orada insan mecliste konuşup çıkıp konuşma yapamaz mı ya? Avrupalı bu Türklerin bu sıkıntılarını dile getiremez mi? Bu konuyla ilgili herkesi bilgilendiremez mi? Bilgilendirir ama yapmadılar. Yapamadılar. İskandinav ülkeleri, bizi seyreden Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, İngiltere. İngiltere zaten Türkiye'ye kendisi vermiyor. İsviçre de yok şu anda Türkiye'ye kendisi vermiyor. O yüzden orada zamanımız var. Ama Finlandiya, Danimarka, İsveç, Norveç gibi ülkelerinde hala şu anda önlem almaları için zaman var. Kendilerine bir beyaz bir sayfa açmaları için bir zaman var. Bu zamanı değerlendirmeniz lazım. Efendim, eğer bu zamanı değerlendirirseniz, kendinize beyaz bir sayfa açarsanız ki bu otomatik bilgi paylaşımı, veri paylaşımı her sene yapılacak bir seferlik değil. O yüzden de mutlaka önlemlerinizi alın, almaya gayret edin derim ve kendi başınıza yapmayın derim. İşte yetkili de söyledi, bir hukukçudan, ben söylemiyorum, adam söylüyor, Fatih Bey söylüyor, bir hukukçudan destek alarak yapın, tek başınıza yapmayın. Bu işler öyle kolay işler değil, herkesin yapabileceği işler değil kardeşim. O yeterli değil Ali Uygun, nereden duydun, nereden biliyorsun? Sadece o yeterli değil. Burada yaşıyorsun, Türkiye'de adresin var. Adam sormaz mı sana Alman? Hey, alo, ne oluyor? Burada yaşıyorsun, nasıl Türkiye'de yaşıyormuş gibi? Keramet mi gösteriyorsun diye sormaz mı? Aynı anda iki yerde birden nasıl olabiliyorsun diye sormaz mı sana? Türkiye o havuza koymayacak sadece senin bilgilerini. Ama burası istediği zaman sen vermek zorundasın. Bunu anlamıyorsunuz. O söylenenler o kadar da doğru değil. %50-50. Yani orası vermeyecek, eyvallah. Ama buradan istediğin zaman ne yapacaksın?
Keramet ehli misin? Hem Türkiye'de yaşayacaksın hem burada yaşayacaksın aynı anda. Var mı böyle bir dünya? Yapabiliyor muyuz? Hangimiz yapabiliyoruz böyle bir şey? Hele bu koronalı dönemde öyle bir imkanımız olsa hem ülkemizde yaşarız hem burada yaşarız. Yok. Türkiye sen orada olduğun için havuzun içerisine orada gözüktüğün için o bilgileri koymayacak. Ama sana buradan Hans diyecek ki veya Fransa'daki veya Belçika'daki veya Hollanda'daki diyecek ki sen şu bilgilerini ver bakayım Türkiye'deki ver. Ne yapacaksın o zaman? Aha sana bir sıkıntı daha. Öyle değil işte o işler o kadar basit değil. Biz bu işleri araştırıyoruz. Müsaade edin de biz anlatalım dinleyin ona göre isterseniz. Ben anlatıyorum. Türkiye'deki adresini vermen demek Türkiye bu bilgileri o havuza koymayacak demek. O anda. Sonra ne olacak? Burası isteyince senden. Burada yaşıyorsun. Bütün bilgilerin burada. Nasıl Türkiye'de yaşıyorsun hem burada yaşıyorsun? Olmaz. Yok öyle bir dünya. Yok. Yok arkadaş. Yanlış. Yanlış işler. Onun için bir hukukçuyla hareket edin diyoruz. Bir hukukçudan destek alın diyoruz. Onların gösterdiği yoldan gidin. Kendi başınıza gitmeyin. 3-5 kuruşun hesabını yapın. Zaten bakmışsınız buraya kadar. Bari en az zararla nasıl kurtuluruz onun hesabı. Ya ülkemiz düşünmüş veya düşmemiş. Bu imzalar atılmış. Biz bu işin içerisindeyiz. Girmişiz. Ya yetkililerin ya bu işle ilgili her en önemli mercilerle program yapıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz size. Ama siz hala onun bunun sözüyle hareket ediyorsun. Arkadaş bu doğru bilgiler varsa bizden başkasında yok. Yok. Aha buyurun arkada ha işte adam konuşuyor televizyon. Şu anda canlı yayında tekrarı var. Programın tekrarı var canlı yayın programının. Anlatıyor yurt dışı dışlıklar başkanlığı hukuk danışmanı. Size başka kimi getirelim? Ya bundan başka ne sunalım? Utku Çakır Çakır Özer'le konuştuk. Mustafa Yeneroğlu'yla konuştuk. Efendim Zafer Sırakaya'yla konuştuk. Yurt dışı Dışişler Başkanlığı hukuk danışmanı yine alacağım ileride programlara. Konuştuk, konuşuyoruz, anlatıyoruz. Diyoruz ki bu işin kaçarı yok. Adam da söylüyor. Yok. Öyle bir şansınız yok. Sadece önleminizi alın diyoruz ya. Hala Ağustos böceği gibi keman çalmaya devam ediyoruz. Olmaz. Olmaz arkadaş. Ben ne yapayım daha size ya? Ya ben duydum diyor Ali Uygun hala ya. Abi fitne mi yapıyorsun? Yok. O sadece sen Türkiye'deki bilgi Türkiye koyduğu için bilinmiyorsun. Ama burası isterse vermek zorundasın ya. Allah Allah. Benden iyi mi biliyorsun Ali Baba? Karışmasın kafan mantıklı ol arkadaş. Mantıklı düşün. Türkiye'de senin adresin var diye atmıyorlar doğru. Ama buradan istediği zaman ne yapacaksın? Hans diyecek ki getir şu bilgilerini bakayım. Senin o TC numarandan şuradan buradan bana bilgilerini verdi. Ne yapacaksın o zaman? Arkadaşlar o geçici bir önlem gibi gözükse de sıkıntılı. O yüzden hukuki çerçeve içerisinde onunla birlikte önemli adımlar atmanız lazım. Beyaz bir sayfa açmanız lazım. Bunu tek başınıza yapamazsınız. Mümkün değil. Bakın videoyu da uzattım şu anda. Hiçbir zarar vermeden, görmeden kurtulma şansı hiç kimsenin yok. Arkadaşlar, otomatik bilgi yani kim kafa karıştırdı? Kim Ali Bey? Ha evet doğru. Arkadaş işinize gelene inanmak gibi bir sıkıntınız var sizin. İşinize geldiğine inanmak gibi bir sıkıntınız var. İşinize geldiğine inanmak bu işin doğrusu değil. Yani bu işin doğrusu işinize gelene inanmak değil. O sizi kurtarmaz. İşin doğrusu kazın ayağı farklı. Yani bu işten kurtuluş yok. En az zararla nasıl kurtulur insanlar? Biz bunun derdindeyiz ya.
Yani sizi en az zararla bu işten nasıl kurtuluruz? Hukuki çerçeve içerisinde. Sizleri yanlış yola itmeden, kanunsuz işler yapmaya itmeden. Zaten bu zamana kadar yapılanların hepsi kanunsuz ya arkadaşlar. Gerçekten. Vergi denkleştirmesinde soruyorlar. Başka yerden geliriniz var mı? Diyoruz ki hayır yok. Ya var Türkiye'de. Kira gelirim var, bilmem nesim var. Var, var, var ama yok diyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Sosyal amptan veya işte ne bileyim yardım alacağız sosyalden. Soruyor adam orada. Diyor ki senin başka bir yerden gelin var mı? Diyorsun ki yok. Evin barkın var mı? Diyorsun ki yok. Ama var Türkiye'de. Ama var desen diyecek ki onları sat. Parasını al. Harca, bitir, geçin. Bittikten sonra gel bana diyecek. Ama biz bunu yaptık mı? Hayır yapmadık. Yok dedik direkt. İş yeri işletenler, iflas edenler. Türkiye'de mal varlığı var mı? Çoğunun var. Dairesi var mı? Var. Arsası, yeri, bankada parası var mı? Var. Ama ne dedik? Yok. El kaldırdık. Şimdi bunlar direkt istenmeyecek. Ama bir de yazıyorsun Emekli TV diye. Ya arkadaş, yani arkadaşlar bakın ben 35 senelik televizyoncuyum, gazeteciyim. Ali Bey belki beni tanımıyorsun kardeşim. Ben TGRT'den bu yana. Ta TGRT'den bu ya, politika masası programı, emeklilik programı. Yani Avrupalı Türklerin bu zamana kadar hep yanında olan bir insan. Bu tür sıkıntılarda. Ki beni tanıyan tanır, bilen bilir. O zamanki imajımızla, şimdiki farklı tabii. TGRT, Fox Türk, ATV, Show, efendim, TR1. Bu televizyonlarda sizlere uzun yıllar ekranlarda bu sıkıntılarla ilgili, buna benzer sıkıntılarla ilgili çözüm yolları arayan bir insanım. Yeni yetme değilim. Yani Zeki Şahin ismi bir marka Avrupa'da. Hemen hemen herkes tanır. Ve ben 35 yıllık gazeteciyim. Türkiye Gazetesi'nin en üst düzeyinde görev yapmış, 15 sene orada görev yapmış bir insanım. Arkadaşlar medyacılık, medya bizim işimiz. Biz sizlere bu zamana kadar hep doğru bilgiler verdik. Yanlış bilgiler vermek zaten bizi bitirir normal şartlarda. Ki bitirmemeli. Biz onun için uğraşıyoruz. Size doğru bilgiler ulaştırmaya çalışıyoruz. Derdimiz, sıkıntımız bu arkadaşlar. Yanlış yapmayın. Duvara toslamayın. Ya ama ne yapayım ben doğruları söyledikçe fazla. Ya doğruları anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki yok böyle bir şey. Ya yok bu işten kurtuluş yok. Yok Cumhurbaşkanımız vermeyecek. Yok efendim adresini değiştirirsen efendim bir şey olmayacak. Kardeş adresini değiştirirsen Türkiye o bilgileri o havuza koymayacak. Ama senden bunlar bu bilgileri istediği zaman vermek zorundasın. Hala yalan söylemek devam edersen o zaman senin sonunu sen bileceksin bu işin. Biz sizi en az zararla bu işten nasıl kurtarırız? Nasıl bu işin içerisine, Türkçesi amiyana tabirine, nasıl bu işten yırtarsın? Onun derdi içerisindeyiz. Ama sen hok hala ben alevera dalevera yaparak bu işten kurtulmaya çalışırım diyorsan bu senin bileceğin iş. Ama kurtulamazsın onu da söyleyeyim. Bakın Hollanda'da binlerce vatandaşlarımızın bilgilerini gittiler adamlar Türkiye'den dedektif tuttular, hukuk bürosuyla anlaştılar. Bizim içimizdeki hainler o vatandaşlarımızın bilgilerini Hollanda hükümetine verdiler. Vatandaşlarımız milyonlarca euro zarara uğradılar bu iş nedeniyle. Almanya'da hala şu anda vermeye başladılar bile, tutmaya başladılar bile. O bilgiler buraya da gelmeye başladı. Kendi içimizde var. Bizans, o hain Bizanslılar bizde var hala. Gül Hanım, o sizin bileceğiniz, yeni keşfetmişsiniz. Ben ne yapayım yani? Hani derler ya, yani kör görmüyorsa güneş ne yapsın? Biz 35 yıldan beri varız, anlatmaya çalışıyoruz. Söylüyoruz da. Ben hiçbir şey demiyorum. Yani ben size anlatmaya çalışıyorum. Bu işten kurtuluş yok diyorum. Ben sizleri seviyorum. Ben üzülmeyin istiyorum. Ben sizin nasıl para kazandığınızı, ne zor şartlarda bu ülkelerde yaşadığınızı, görüyoruz da görüyoruz. İşte İslamofobiler, işte Avusturya, Fransa, efendim Almanya, camilere saldırılar, Müslümanlara saldırılar, Türksen saldırılar. Hepsini görüyoruz arkadaşlar. Siz de yaşıyorsunuz, birebir şahitsiniz. Yani o yüzden fazla bir şey söylemeye gerek yok. Türksen. Müslüman değilsin veya önemli değil. Türksen bir kere. Türksen bir hiçbir şansın yok.
Yani Türksen mutlaka bir ön yargı var sana karşı. O yüzden bunları bilmiyor mu bizim bu ülkede yaşadığımız insanlar? Biliyorlar. Yani bu insanlar bizim durumlarımızı biliyorlar. Türkiye'de birikimlerimiz var mı biliyorlar. Neler yaşadık, efendim orada neler yaptık, hepsini biliyorlar. Şimdi seninle ilgili bilgi. Türkiye'de adres değişikliği yaptın. Tamam, Türkiye'ye adres değişikliği yaptın diye Türkiye oraya koymayacak. Ama var. Ama burası senin TC kimlik numarandan tut, pasaport bilgilerine kadar, yabancılar polisine, yabancılar dairesine gittiği zaman bütün bilgiler var. Adam isterse senden. Diye ki bu benim burada yaşayan bir vatandaşım, bana bunun bilgilerini ver. Ne olacak? Hadi buyurun, ne olacak o zaman? Ya. O yüzden bunun hukuki önlemler altında çaresine bakılmak zorunda. Herkesin söylediklerine inanmayın. Benim esas derdim şu arkadaşlar. Seneye de hükümetimizin, devletimizin bu işi uzatması. Eğer seneye de bu işi uzatırlarsa insanlar rahat bir nefes alır. Şu korona döneminde, bu sıkıntılı dönemde insanların öldüğü, işte koronanın tavan yaptığı şu dönemde Türkiye'ye gidemiyorlar, gidenler var. Şu dönemde seneye daha rahat önlemlerini, tedbirlerini alındılar. Aldıkları zaman da tedbirlerini rahat ederler. Biz bunun derdi içerisindeyiz. Bu verilmesin diye değil. Yok, böyle bir şey yok. Verilecek. Her sene verilecek. Her yıl verilecek. Ama temiz sayfa açarsanız, o temiz sayfadan başlarsanız bunun hukuki cezasından en az seviyede yırtarsınız. Para cezasından en az seviyede yırtarsınız. Bunların biz gayreti içerisindeyiz. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bunları devletimize iletmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki ya vatandaşlarımızın bu sıkıntıları var. Bu sıkıntıları çözebilmeleri için hadi bilgi vermediniz bu zamana kadar. Bari zaman tanıyın. İnşallah o zaman tanınacak arkadaşlar. Onun için, sizler için. O yüzden mücadele ediyoruz. O yüzden bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Derdimiz, sıkıntımız sizlersiniz ya. Yani ben bana ne ya? Ben gelip cumartesi günü burada size niye bunları anlatayım? Biraz rahatlayın. Merak etmeyin. Arkanızdayız. Bu işlerin takipçisiyiz. Çözüm ne, anlatıyorum ya Ali kardeşim. Hukuki çerçeve içerisinde gideceksiniz abicim. Gideceksiniz hukuki çerçeve içerisinde. Orada bir hukukçuyla bu işin bir altyapısı var. Bu senin benim yapacağım iş değil. Ben olsam yapabilsem ben derim ki getirin bana, ben hepsini yapayım. Benim işim değil. Ben televizyoncuyum, gazeteciyim. Ben ekmek fırında ekmek yapmıyorum. Ben ekmek satıyorum diyemem ki size. Bunun altyapısı var. Gideceksiniz. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Gideceksiniz. Bunun altyapısını bir orada hazırlayacaksınız. Yani hukuki çerçeve ise ne kadar bir beyaz sayfa açmanız lazım. Bunu da ben yapamam ki. Benim öyle bir selahiyetim yok, yetkim yok, bilgim yok. Hukuk mezunu değilim, avukat değilim. Kanunları bu kadar iyi bilmiyorum. O yüzden gidilecek, yapılacak. Tekrar ediyorum. Verilmeyecek diye bir şey yok. Kesinlikle verilecek. %1 milyon verilecek. Tamam, %1 milyon verilecek. Seneye verilmezse öbür sene verilecek. Verilecek yani. Bu işten hiç kaçarı yok Türkiye'nin. Türkiye kendisini gri listeye, kara listeye aldırmaz. Ve zaten Sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı. Bu yürürlüğe girdi. Ülkeler arasındaki işte bu 5 ülkeyle uzatmaları oynuyoruz. Bize diyoruz ki bu korona bahane edilerek bu uzatmaları bir yıl daha yapabilirsek eğer, vatandaşlarımız bari tedbirlerini alsınlar. Yetkilileri o yüzden programlara alıyoruz. Kendileriyle o yüzden görüşüyoruz. Burada konuşmuyoruz ama onlarla biz görüşüyoruz. Neler yapılabileceği konusunda. Belki devletin, hükümetin söyleyemediklerini ben söylüyorum burada size ya. Bunu da anlayın yani. Belki onlar söyleyemiyorlar. Bunları, benim söylediklerimi onlar söyleyemiyor belki. Hükümet, devlet olarak söyleyemezler de yani. Ama ben söylerim, ben derim, ben medyacıyım. Ama nasıl söylerim? Hukuk çerçevesi içerisinde, yasal efendim bir daire içerisinde söylerim bunları size. Yanlış yapın, hukuksuzluk yapın demem, diyemem. Öyle bir yetkim de yok. Etik de olmaz zaten. Ki öyle bir çözüm de yok zaten. Bu iş olacak arkadaşlar. Neyse, bugün uzattım bayağı konuşmamı. Ali Uygun kardeşim sağ olsun beni ayar etti. Olsun, ama seni de seviyorum Ali Baba. Sıkıntı yok. Ama sen de haklısın. Kafanız karışık. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Serseri mayın gibisiniz. Oraya çarp, buraya çarp.
Vatandaşlar da, sizler de haklısınız. Allah yardımcınız olsun. Yani diyecek bir şey yok. Az zamanda kazanılmadı, az uğraşlarla kazanılmadı, az sıkıntılarla kazanılmadı bu paralar, bu birikimler. Allah yardımcınız olsun. Efendim, inşallah çözüm yolları olur. İnşallah seneye de bu işi uzattırırız. İçimden de öyle bir his var, seneye de bu işi uzatırız diye. Fazla bir şey söylemeyeceğim bugün. Adrenalin yükseldi, biraz su içeyim, nefesim de tükendi. Estağfurullah Ali Baba, sıkıntı yok. Bu mevzular böyle birbirimize biz severek kızacağız. Birbirimizi aydınlatmak için kızacağız. Herhangi bir sıkıntı yok. Hepinizi seviyorum. Hepinizi. Hiç ayırt etmeden. Biliyorum dertleriniz, sıkıntılarınız aynı. Her şey aynı. O yüzden herkesi değil, bir kişiyi dinleyin. Gördüğünüz gibi yetkililerle görüşen biziz. Anlatan biziz. Birilerinden sizin duymak istediklerinizi duydunuz diye gerçeklerin onlar olmadığına inanmayın. Gerçekler öyle değil. Yani şeytan güzel şeyler söyler sizi kandırmak için. Şeytanın işi kandırmak. Evet. Size şeytan güzel şey o. Şeytan işi kandırmak. Siz de kanmayın efendim. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki yayında buluşmak üzere. Programı paylaşın. Videoyu paylaşın. Efendim beğenin. Videoyu da beğenin. Ve insanlara paylaşın ki insanlar dinlesinler. Bir de şu abone konusunda biraz destek olursanız alül ale olur. Çok sevinirim. Ve hoşuma da gider yani. Hepinizden Allah razı olsun. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.